Merhabalar efendim. Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesini idrak edeceğimiz zaman dilimindeyiz. Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Bir mübarek üç aylar mevsiminde ilk cuma ile muhatabız şimdi. Nedir acaba regaib? Hangi manalar taşır derseniz, ragibe kelimesinin üzerine yoğunlaşmamız gerekir. Ragibe, Allah Teala'nın kullarına yönelmesi, kendisine yönelen kullara maddi ve manevi ikramlarıyla muamelede bulunması, onun ihsanının, onun özellikle manevi güzelliklerle dolu hediyelerinin kullarına bol bol dağıtıldığı bir gecenin Regaip olarak çoğun halde zikredilen kelimesidir bizim dini kültürümüzde. İşte böyle bir geceyi lütfetti Yüce Rabbimiz bizlere. Peki regaib kandilinin fazileti hususunda sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz ne buyurmuştur acaba diye soracak olursanız şöyle buyuruyor Peygamberi Zişan aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Beş gecenin kadrini biliniz. Bunlardan birisi Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi. İşte bu gecemiz. İkincisi Şaban-ı Şerif'in 15'indeki gece, cuma geceleri, Ramazan ve Kurban Bayram geceleri diye bizlere haber veriyor. Bu geceyi nasıl ihya edelim, değerlendirelim diye soracak olursanız, bu gecenin en güzel ibadetlerinden birisi Rabbimiz Teala'ya tövbe ve istiğfar ile yakınlaşmaya, ona kurbiyet elde etmeye, onun rızasını kazanabilmeye çalışmaktır. Özellikle Seyyidül İstiğfar duasını öğrenerek bu gece birkaç defa okumalıyız. Ve tabii ki secdelerle Rabbimizden affını niyaz etmeli, özellikle akşam yatsı ve sabah namazlarını cemaatle olmak üzere bu gece namazla ihya etmeliyiz gecenin güzelliğini. Aynı zamanda seher vaktinde biz teheccüd namazını da ihmal etmemeliyiz diye sözlerimize onu da eklemeliyiz. Ve Kur'an okumalıyız bildiğimiz sureleri. Biliyorsak eğer Yasin-i Şerifler, Mülk sureleri bizden bir Fatiha Yasin bekleyen ölmüşlerimizin en çok sevineceği hediyeler olsa gerek. Ve eğer sağlığımız el veriyorsa o günün nafile olarak tutulacak orucuna recep Şerif'in çünkü üç ayların günleri peygamberimizin oruçlarını artırdığı mübarek günlerdir. Biz de bir mübarek gecenin ardından gündüzünü de oruçlu geçirmek üzere seher vaktinde yemeğimizi yiyip sahurumuzu yapmalıyız ve bilmeliyiz ki seher vakti aynı zamanda sahurun vaktidir ve sahur bereketin kullara Allah Teala tarafından lütfedildiği anlardır. Yüce Mevlamız bu gecenin kadrini kıymetini bilenlerden olmayı cümlemize lütfeylesin niyazıyla geceniz mübarek olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.